Değerli hocamız, hayatında takip ettiğimiz onurla, ahlakla, şerefle, haysiyetle bir hayat sürmüş bir insandı. Hepimiz ona şahidiz. Burada biraz sonra hepimiz de yine şahitlik edeceğiz. Buraya hepimiz geleceğiz. Bir insan olarak sonuçta doğduk, büyüdük, yaşadık ve hepimiz öleceğiz. Haluk Hoca da aynı şekilde ruhunu teslim etti dün. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü o hayatı boyunca büyük bir mücadele sergiledi. Çok değerli bir bilim insanıydı. Türkiye'nin psikiyatri alanında en çok makale üreten ve makalelerine çok yüksek sayıda atıf alan çok değerli bir bilim insanıydı. Bir üniversite hocasıydı. Çok büyük gayretleriyle Türkiye'yi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmiş, yüz binlerce insana faydası dokunmuş bir insandı. Binlerce öğrenci yetiştirmiş, hoca yetiştirmiş, değerli bir hocamızdı. Ama bütün bu gayretlerinin sonucu olarak onu sorgusuz ve sualsiz bir şekilde görevinden ihraç ettiler. Hukuk dışı, yasaya aykırı, anayasayı çiğneyen KYK'larla ihraç ettiler. Hayatını zehir ettiler. Sadece kendisine değil, tüm topluma büyük bir kötülük yaptılar. Hocamızı o önemli görevinden ihraç etmekle kalmayıp yine zulmen cezaevine attılar. Bütün bu zorbalıklardan sonra büyük üzüntüler yaşayan hocamız cezaevinde pankreas kanseri hastalığına tutuldu. Ve yine mücadeleyi bırakmadı. Başını eğmedi, boynunu eğmedi, diz çökmedi ve mücadeleye devam etti. Tüm bunlardan sonra meselenin sadece kendi şahsıyla sınırlı olmadığını düşünerek tüm hak savunucularıyla beraber KHK platformunu kurdu. KHK platformlarını kurdu. Sadece bir mağdur olarak değil, artık o bir insan hakları savunucusu olarak sadece mağdurların değil, sadece ötekileştirilenlerin değil, tüm toplumun sulhu, selameti için insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukuk istedi. Böyle bir rüyası vardı hocamızın. Böyle bir hayali vardı. Onun mücadelesi, onun hayatı, onun ölümü aslında bu rüyasının, bu hayalinin gerçekleşebileceğini gösterdi hepimize. Ona her türlü zorbalığı yapanlara karşı boyun eğmediği gibi mücadeleyi tercih etti ve Meriç'te boğulmayacağım dedi. Bu topraklarda yaşayacağım, bu topraklarda öleceğim ve bu toprakların tüm insanlarına insan haklarına dayalı bir toplum için büyük bir mücadele vereceğim dedi ve bunu tüm arkadaşlarıyla beraber yaptı. Biz bunlara şahidiz değerli arkadaşlar. Hocamız bununla da kalmayarak bir insan hakları savunucusu olarak toplumun her farklı kesimine temas etmeye ve onlara iyilik ve adaleti götürmeye çalıştı. Hayatının son günlerine kadar bu gayretle yaşadı. İyilik, adalet, güzellik, direnç, sabır, sebat, onur, haysiyet dolu bir hayat yaşadı. Bizler buna şahidiz. Hocamıza tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. Allah mekanını cennet eylesin diyoruz. Allah yakınlarına sabırlar versin. Biz onun büyük mücadelesini yerde bırakmayacağız. O belki bedenen aramızdan ayrıldı ama tüm mücadelesini omuzlarımıza alarak sonuna kadar devam ettireceğimize söz veriyoruz. Yoldaştı, kardeşti, arkadaştı, yol arkadaşlığı yaptık. Yaklaşık 2 yıldan beri beraberdik Haluk Hocam'la. Özlediği tablo buydu. Şu an Türkiye'nin dört bir yanından gelen KYK'lı dostları, Adana'daki sosyalistler, devrimciler buradalar. O çünkü bu ülkede bir arada yaşamı savunuyordu. Ben ona demiştim ki en son, hocam siz özgürlükçü bir Müslümansınız. Aa dedi, gerçekten tam bana uygun bir isim.
şey dedi, sıfat dedi. Gerçekten öyleydi Haluk Hoca. Türkiye'deki demokrasi mücadelesine, insan hakları mücadelesine önemli bir isimdir. Asla unutmayacağız onu. Bu ülkede bu KYK zulmü bitene kadar ona sözümüzdür. KYK'lar gidecek, biz kalacağız demişti. Ağzım böyle, yani o kadar benimseyerek bu sloganı atmıştı ki. Gerçekten öyle diyoruz Halil Hocam. KYK'lar gidecek, biz kalacağız. Bu ülkede demokrasi, özgürlük gelene kadar bu mücadele devam edecek. Tüm Türkiye'deki insan hakları savunucuları adına ona bir kez daha söz veriyorum. Bu KYK zulmü gidene kadar bu mücadele bayrağını devam ettireceğiz hocam. Sen rahat uyu. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haluk Savaş Hoca sadece bir bilim insanı değildi. Aynı zamanda bu ülkenin vicdanı, bir adalet savaşçısıydı, bir insan hakları savuncusuydu. Kendisiyle KYK platformların kurulması sürecinde beraber çok uzun süre bir mesai yaptık. Ve bu süreç içerisinde özellikle insan sevgisi, bu topraklara olan sevgisi, adalete olan inancı, hukuka, demokrasiye olan inancı bizim için bir ders oldu. Bu anlamda ciddi bir mücadele içerisine girdik kendisiyle beraber. Bu süreçte özellikle her zaman bize söylediği şey şuydu. Evet, biz naciz bedenimiz belki bu hayatta olmayacak. Benim için hayatın anlamı mücadeledir. İnsanlık için mücadeledir. Biz bugün bu hukuksuzluklara, bu hukuk dışı uygulamalara karşı çıkmazsak bizim için yaşamın bir anlamı yok diyordu. Ve bunlar hepsi bizim için birer ders niteliğindeydi aynı zamanda. Bu nedenle Haluk Hoca başında da belirttiğim gibi bizim için sadece bir bilim adamı değildi. Bir insandı, bir değer yaratıyordu. Ve bu değeri kalkıp bize aşıladığı için, bu umudu bize aşıladığı için biz kendisine çok teşekkür ederiz. Çünkü her ne kadar Mısırlı taşında helallik istensen de aslında Haluk Hoca'nın bu topluma demokrasi isteyen, adalet isteyen, özgürlük isteyen ve bütün KHK mağdurlarının Haluk Hoca'ya bir borcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Haluk Hoca bu mücadeleyle bir bedel ödemiştir. Haluk Hoca'nın bugün yaşamını yitirmesinin nedeni bizzat bu sistemin kendisidir zaten. Bu sürece götüren, Haluk Hoca'nın hastalığının bu kadar ilerlemesine sebep olan bu sistemin kendisidir. Bizlerin itiraz ettiği, karşı çıktığımız bu sistem Haluk Hoca'yı maalesef bugün aramızdan ayırmıştır. Ama bize aşıladığı o duygular, bize aşıladığı o düşünceler bizler için bir hayat referansıdır, bir rehber niteliğindedir. Kendisi hiçbir zaman kendisini bir siyasi kimlikle tanımlamadı. Adalet, hukuk, vicdan, ahlak üzerinde bu toplumu bir arada tutan temel değerler üzerinden kalkıp bu mücadeleyi yürüttü. Ve bu mücadelede de başarılı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugün cenazesinde bu ülkenin çok değişik farklı siyasi fraksiyonlarda olan insanlar bu mücadelenin haklılığını hepsi sahiplendi. Hepsi bugün buradalar. Bugün onun arkasından bu ülkenin sahip olmasını istediği bir düzende, bir sistemde yaşamak isteyenler bugün Haluk Hoca'nın cenazesindeler. Ve bizlere tekrardan buradan yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bizler insan hakları savunucuları olarak Haluk Hoca'nın iddia ettiği o düzeni, o demokratik bir yaşamı, o adaletli, vicdanlı bir yaşamı bu topraklara getirmek için bütün mücadelemizde, var gücümüzde mücadele edeceğiz. Kendisine bir kez daha diyoruz ki Haluk Hoca, iyi ki vardın, iyi ki bizimleydin. Her şey için teşekkür ederiz. Profesör
Profesör Doktor Haluk Savaş sadece bir akademisyen değil, sadece bir KHK'lı değil, aynı zamanda bir insan hakları aktivisti, gerçek bir demokrat bir insandı. Bugün onun acı kaybını sonrası onu defnetmeye geldik, son görevimizi yapmaya geldik. Ama üzülmememiz gerekiyor. Keza o da bizim üzülmemizi istemezdi bence. Çünkü o bir sıra NHP'liydi. Sırası geldi ve gitti. Şimdi sıra bizde. Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Daha çok onun değerlerini, onun inandığı değerleri, adaleti, demokrasiyi, insan haklarını savunmamız gerekiyor. Bunu asla da yaslayamam, bunu asla unutamam. Gerçekten bu dünyada bir Haluk Savaş geçti. Üzücü olan bir şey ise adam bağıra bağıra adalet diye diye öldü. Bu ülkede adaletsizliği aslında ölürken bile mesaj verdi. Adaletsizliği dünyaya gösterdi, Türkiye'ye gösterdi. Tarihi adını yazdırdı. Ve biz onu o mücadelesiyle anımsayacağız. O dostluğuyla anımsayacağız. O babacanlığıyla anımsayacağız. Dahası her şeyle hatırlayacağız. Gerçekten iyi bir insanı kaybettik. Gerçekten iyi bir dostu kaybettim ben. Benim için de gerçekten çok üzücü. Muhtemelen ülkemiz için de üzücü. Haluk Savaş gerçekten büyük bir birikim bırakmış. Bugün sevenlerine bakıyorum. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insan, hatta yüz binlerce insan Haluk Savaş için üzülüyor. İnandığı dinlerde, inandığı dualar ediyor. Bu bile aslında ne kadar demokrat bir değeri kaybettiğimizin göstergesi. Siyasetin, toplumun, inançların, farklı yelpazelerindeki insanların ortak değeriymiş Haluk Savaş. Gerçekten de savaşarak öldü. Bu da bizim dikkatimizden asla kaçmıyor. Denecek fazla söz de yok işin doğrusu. Bu dünyadan bir Haluk Savaş geçti. Ama onun mücadelesi. Gerçekten yaptığımız her işte yaşamak zorunda. Yaşatmak zorundayız. Bu KHK zulmü denilen zulmü, antidemokratik uygulamaları, adaletsizlikleri yüzlerce yıl sonrasına taşıyabilmek için Haluk Savaş nasıl öldüğünü asla unutmamamız gerekiyor. Ya Rabbi, şu anda bu alemden ebedi aleme tevdi eylediğimiz Haluk hocamızın ruhuna da hediye eylediksen haberdar eyle ya Rabbi alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, hocamızın geride kalanlarına da sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mağdurlara, mazlumlara, her türlü ihtiyacı olanlara koşan hocamıza sen af ve mağfiret eyle ya Rabbi alemin. Bu uğurda olanlara sen de yardım eyle. Ya Rabbi, bu uğurda koşanlara da güç kuvvetler ver ya Rabbi alemin. Kardeşim, yoldaşım, sonradan tanıdığım insan güzeli Haluk Savaş'ı kaybetmenin acısı içerisindeyiz. İyi bir yürek, mücadeleci bir insandı. 4 yıl önce onu ihraçtan sonra tanıdım. İnsan Hakları Derneği'ndeki bir toplantıya geldi. Antep'ten geldiğini söyledi. Bu çalışmalara katılmak istediğini söyledi. Duygulandık. Hiç sormadık hangi davadan ihraç edildin. O da bize sormadı. Ama bizi bir araya getiren KHK'lı olmaktı. O günden beri Haluk Hoca'yla omuz omuza mücadele ediyoruz. Tüm KHK'lıların işlerine iade edilmesileri için, itibarlarının iade edilmeleri için o bize birçok alandan doğru rehberlik yaptı, yol gösterici oldu. Birçok arkadaşın umudu kırıldığında o umudu yeniden aşıladı. İnanın çok üzgünüz. Hepimiz onun bıraktığı yerden mücadeleye devam edeceğiz. Tüm KHK'lı arkadaşlara buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ne olur mücadeleyi bırakmayın, ne olur direnmeyi bırakmayın. O en ağır koşullarda, hastalıklı süreçlerinde bile iki parmağını kaldırıyor ve zafer işareti yapıyordu. Mücadele bizimdir, zafer bizimdir. Profesör Doktor Haluk Savaş'ı KHK TV'nin kurulmasının ardından tanıdım. Her zaman sosyal sorumluluk projelerimizi destekleyerek, demokrasi, hukuk ve özgürlükler için bedel ödeyerek gönüllerimize taht kurdu. Kendisinin kamu kurumundan ihraç edilmesi, tutuklanıp cezaevine konması, hatta kanser hastalığına yakalanması bizleri derin üzüntülere sevk etti. Buna rağmen kendi ve mağdur ve masumların hakları için mücadele etmesi, demokrasi, hukuk ve özgürlükler için bedel ödemesi bizlere umut kaynağı olmaktaydı. Haluk Savaş hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Biz onun verdiği mücadeleleri vermeye devam edeceğiz. Demokrasi, hukuk ve özgürlükler için bedel ödemeye devam edeceğiz ve inşallah bu ülkeye demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin hakim olmasını sağlayacağız. Haluk Savaş hocamızın vefatı bizleri derinden yaraladı. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bizler Haluk Savaş hocayı hiçbir zaman unutmayacağız. Daima kalbimizin baş köşesinde olacak. Teşekkür ediyorum. Haluk Savaş hocamla bu süreçte tanıştık. Kendisinden çok şey öğrendim. Kendisini tanımış olmaktan onur duyuyorum. Birlikte yol yürümüş olmaktan da onur duyuyorum. Hesabı nereye kaldı? Mahşere kaldı. Şimdi Gaziantep Üniversitesi'nin bütün yetkilileri, sıralı bütün ne kadar yetkilisi varsa, mahşerde karşılaşacakları güne hazırlanmalarını ben tavsiye ediyorum kendilerine. Acaba orada ne diyecekler? Bir başka husus, Haluk hocamı emekli etmediler uzunca bir süre. Emekliliğini geciktirdiler. Sonra emekli oldu. Bizim iddiamıza göre bir ay geç yapıldı emekliliği. Bir ay eksik maaş ödendi. Ama daha da önemlisi, emekli ikramiyesi hala ödenmedi. Emekli ikramiyesiyle ilgili davayı da ben açtım ve hala şu an idari yargıda. Düşünün ki beraat etmiş bir insanın emekliliği geciktiriliyor, emekli ikramiyesi ödenmiyor, iadesi yapılmıyor, hiçbir hakkı verilmiyor. Haluk hocamın hakları mahşere kaldı. Ben burada kendi meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. Kürsüdeki meslektaşlarıma özellikle seslenmek istiyorum. Hukuk fakültesinde birlikte eğitim aldık. Ama ısrarla hukuk fakültesinde öğrendiğimiz hukuku uygulamıyorsunuz. Öğrendiğimiz, anladığımız hukuktan çok uzaktayız. Ama dünya bitiyor. Hiç kimse dünyada kalıcı değil. Herkes ölüyor. Herkes musallada olacak. Haluk hocam binlerce, on binlerce insanın hüsnü şehadetiyle gitti. Haluk hocamın mağduriyetinde bir şekilde etkisi olan herkes Haluk hocamla öbür tarafta karşılaşacaklar. Benzer şekilde KHK'ların mağduriyetinde etkisi olan herkes, kürsüdeki meslektaşlarım dahil, ötede karşılaşacaklar. Ötede daha büyük bir mahkeme kurulacak. Nasıl uyuyabiliyorsunuz? Nasıl vicdanınız rahat ediyor? Nasıl öleceğiz? Nasıl dirileceğiz? Nasıl hesap vereceğiz diye düşünüyor musunuz? Merak ediyorum. Haluk hocama tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ötede de ben kendisiyle birlikte olmayı canı gönülden diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ya Rabbi, mağdurlara, mazlumlara, her türlü ihtiyacı olanlara koşan hocamıza sen af ve mağfiret eyle ya Rabbil Alemin. Bu uğurda olanlara sen de yardım eyle. Ya Rabbi, bu uğurda koşanlara da güç kuvvetler ver ya Rabbil Alemin. Meriç'te ölmeyeceğiz, Türkiye'de öleceğiz, zalimlere diz çökmeyeceğiz, biz haklıyız, kazanacağız sözlerini duyduktan sonra ben hocayı sosyal medyadan takip ettim. Muayenehanesini arayarak kendisine direkt tanışma fırsatım oldu ve görüştüm. Haluk Hoca nasıl bir insandı? Yani Haluk Hoca gerçek anlamda bir akademisyen, bir bilim adamı, bir dava adamı, inandığını sonuna kadar savunan, mücadele eden ve bu orada çevresindeki bütün insanlara da cesaret veren, kendisiyle beraber yürümeyi sağlayan, yürümelerini teşvik eden bir insandı. Bu kişi bir mum gibi erirken etrafındaki biz KHK'lara ve diğer insanlara aydınlık verdi, ışık verdi. Haluk Hoca unutulacak bir insan değil. Onun sayesinde son bir yılda KHK'lar için büyük kazanımlar edildi, kurumsal bazı yapılar oluştu. Şu anda kendisinin attığı temellerle ilerleyen bir süreç var, bir grup var. Türkiye'nin 28 ilinde var olan bir KHK platform birliği var. Onun dışında KHK TV, onun dışında KHK Akademi ve bunun gibi birçok grup şu anda Türkiye'de Haluk Hoca'nın başlattığı mücadeleyi sürdürmeyi amaç hedef edilmiştir.
Hemşerim Ahmet Arif'in güzel bir şeyi var, dizesi. Diyor ki, çiçek gibi insanların kalbini kırdınız. Bahçelerinize bahar gelmesin. Haluk Hoca'yı bu hale getirenlerin bahçelerine bahar gelmesin. Allah onlara ahirette hesabını sorsun. Ya ben demeyeceğim. İşte şöyle hapse girdi, şöyle zulüm gördü, şöyle kanser oldu, şöyle ona zaman pasaport vermediler falan demeyeceğim. Onu herkes zaten biliyor. Asıl beni etkileyen hoca zaten malum bir hekimdi. Kanser olduğunu da biliyordu. Tabiri caizse ne zaman Allah bilir, muhtemel ne zaman öleceğini de biliyordu. Ama ona rağmen şehir şehir gezip insanlara enerji veriyordu. Pozitif motivasyon veriyordu. Bu çok önemli yani. Yani söylenecek ne söz var ki bu taziye ortamında bilmiyorum yani. Sadece üzgünüz, kırgınız. Bu kadar zulme sessiz kalan insanlara da ne söyleyeyim ben yani? Ne söyleyeyim yani? Evet. Sadece bizim gibi insanları kıyma makinesine atıp seyrediyor bu insanlar. Bu memleketin hali ne olacak yani? Hiç kimse düşünmüyor mu yani? Akıllı olanlar, öncelikle akademisyenler, en fazla metodik şüpheye sahip olması gerekenler. Bu 4 yıldır, 5 yıldır dönen olaylardan hiç mi şüphelenmiyorlar? Yoksa Hitler'in Almanya'sındaki gibi oluşturulan havada, bu faşizan havada, bu nasıl söyleyeyim, insanları kutuplaştıran havada insanlar niye sessiz kalıyor? Hani ilaç olduktan sonra nasıl geçimi yaparım diye düşünürken öğrencilik yıllarımda, lise yıllarımda bizim bir aile dostu pazarcı vardı. Hani bu işi yapabilirim diye düşündüm. Bir tane şarjlı motor aldım ve şarjlı motorum çalındı. İşte belki işte karakola falan şikayette bulunduk. Polisler pek bilgi vermedi. Bizim WhatsApp grubunda ihraç olan arkadaşlarım, belki bir tanıdık polis tanıdığı vardır. Hani bir tanıdık olursa yardımcı olur diye WhatsApp grubuna işte durumu izah ettim arkadaşlara. Kimsenin bir tanıdığı yoktu. Pazartesi günü akşam, şu anki gibi hatırlıyorum, pazartesi günü akşam WhatsApp grubuna yazdım. Salı günü saat 11-12 sularında Haluk hocam aradı. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hani şunu da belirteyim, hiç kimseden maddi anlamda bir talebim olmamasına rağmen o kadar büyük yürekli bir insandı ki kendi şu teklifi bana sundu. İşte ne yapacaksınız? Motorunuz herhalde elinizde ayağınızda. Vallahi hocam tek geçim kaynağım oydu. Tamam dedi, ben sana 10.000 TL vereyim. Dedim hocam kabul edemem bunu. Dedi ben vermek istiyorum hani zaten Ramazan ayındaydı. İşte dedi 5.000 TL'sini ben size hibe ediyorum. Hayırım olsun şeklinde. 5.000 TL'sini de bana sonra ödersiniz. Dedim hocam dedim, hani virüs hastalığı var. Hani iş yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Benim belki bir sene, belki iki sene, belki üç seneye kadar da ödeyemem. Bana kullandığı kelime şuydu. Ödeyebilirsen ödersin, ödeyemezsin canı sağ olsun. Hani bu kadar büyük bir yürekli insandı. Hani konuşmamız esnasında o an tamam dedim ama hani niyetim gitmemekti. Gerçekten niyetim gitmemekti. Ertesi gün tekrar beni aradı. Konuşmamdan anladığını tahmin ediyorum. Özellikle bana dedi, Mehmet bak dedi, yarın bugün saat 4-5'e kadar yazana da seni bekliyorum, muhakkak gel. Hani gitmeyeceğimi anladığı için ertesi gün tekrar arayıp bir sularında arayıp hani tekrar illahi gel anlamında şey yaptı. O zaman hani kimsenin bilgisinin olmasını istemiyordu. Kendisi yaptığı ili kimsenin bilmesini istemiyordu. Hani belki hani rencide olurum düşüncesi miydi? Ya da yaptığı ilin hani ben iyilik yapıyorum şeklinde görünmesini de istemiyordu. Ne yazık ki kendisi aramızdan ayrıldığı için hani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçekten çok büyük bir yüreği vardı. Hani söyleyecek kelime bulamıyorum. O kadar üzüntülüyüm. Bir yandan diyorum ki keşke Haluk Hoca'yı hiç tanımasaydım. Hani böyle iyi bir insanı kaybetmemin verdiği acıdan dolayı keşke hiç tanımasaydım diyorum. Ama böyle değerli bir insanı bu kadar geç tanıdığım için de aynı derecede bir pişmanlığım, üzüntüm var.
Rabbim gani gani rahmet eylesin. Sürdürdüğü, birlikte sürdürdüğümüz mücadele asla yarı yolda kalmayacak. Onun mirasını biz devralıp daha ileriye götürmek için elimizden geleni en son kayakalı işine dönene kadar mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Haluk Hoca her zaman için bedenim belki yanımızda olmayacak ama manevi anlamda her zaman yanımızda olacak. Ruhu şad olsun diyorum. Başka söyleyecek kelime bulamıyorum. En iyi insan olmak için mücadele eden bir kişilikti. O yönüyle bizim hayatımızda çok ciddi bir yeri olan, çocuklarımızın üzerine, ailelerimizin üzerinde gerçekten de her görüşten, her fikirden, her düşünceden, her inançtan insanlarla bir örnek olan bir kişilikti Haluk Hoca. Ve gerçekten de biz aslında Haluk Hoca sadece ailesi kaybetmedi. Aslında Türkiye Haluk Hoca'yı kaybetti, öyle diyeyim ben size. Bizim üzerimize çok ciddi bir derin bir iz bıraktı, bir hüzün bıraktı. Allah hem ailesine hem sevenlerine sabır versin. Haluk Hoca ile ilgili söylenecek çok şey var. Belki kitaplar yazılır, belki filmler çevrilir. Ama gerçekten de insanlık adına çok güzel izler bırakan bir kişilik Haluk Hoca. Haluk Hoca benim hayatımın şansıydı. Çok şey öğrendim. Hem babam, hem öğretmenim, hem patronum, hem abim. Yani gerçekten benim hayatıma çok dokundu Haluk Hoca. Ben en çok onunlayken büyüdüm. Çok çok yani çok şey borçluyum, çok minnettarım. Bunların dışında Haluk Hoca tanıdığım en doğru, en faydalı insandı. Onun gibi biri daha olur mu? Sanmıyorum. Haluk Hoca tekti. Onu hep yüreğimde hissedeceğim. Keşke daha fazla zaman geçirebilme şansımız olabilseydi. Keşke daha fazla yani sevgimi gösterebilseydim. Bilmiyorum. Hani elimden gelen her şeyi yaptım. O da bana çok şey yaptı. Ama keşke böyle olmasaydı. Olan şeyi yakıştıramadığım için kullanamıyorum cümleyi, devam edemiyorum yani. Çünkü Haluk Hoca'ya yakıştıramadım. Haluk Hoca hep bizimle, öğrettikleriyle zaten bütün bir geleceğime ışık tuttu. Onu hep yanımda hissedeceğim. Öğrettiklerini hissettirdiğini asla unutmayacağım. Nurlar için duysun inşallah. El-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Babamı kaybettim. Yeni 20 gün oluyor. 20. günde de ikinci babamı kaybettim. Hepimize baba oldu Haluk Hocam. Çok üzgünüm. Haluk Hocamın en çok beni etkileyen şeyi hasta olmasına rağmen, rahatsız olmasına rağmen bütün KHK'lıların, haksızlığa uğramış insanların yanında durmasıydı. Yani hasta yatağında bile sürekli bize motivasyon, moral veriyordu Haluk Hocam. Öyle bir insandı. Bizim yapmamız gereken tek şey burada, onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak. KHK platformlarına sahip çıkmak. Yapılan mücadeleye sahip çıkmak. Yani daha bir dört elle sarılmak. Ya Allah, ya Hennan ya Allah, ya Mennan ya Allah, ya Deyyar ya Allah. Ya Subhan ya Allah, ya Eman ya Allah, ya Burhan ya Allah, ya Sultan ya Allah, ya Musta'an ya Allah. Haluk Hoca'yı ben son birkaç yıldır bu İnsan Hakları Derneği ile KHK'lı mağdur edilmiş arkadaşlarımızın ortaklaştırdığı KHK platformunda bir araya geldik. Aslında tarihsel olarak da bir olumlu bir sonuç şu, zulüm gerçek anlamda vicdanlı, merhametli, yüreği koskoca olan insanları bir araya getiriyor. Bu açıdan bence çok değerli bir şey bu. Haluk Hoca içindeki çocuğu öldürmek istemeyen, öldürmeyen bir dünyaydı. Ve bu çocukluk birçok kesime adil bir şekilde yansıyordu.
hukuk mücadelesi anlamında, adalet mücadelesi anlamında, bu ülkede özgürlüklerin yeşermesi anlamında herkese yansıyordu. Ve Haluk Hoca gerçekten birleştiriciliğiyle, diliyle, üslubuyla ve pratiğiyle son ana kadar ama son ana kadar bu değerlerin mücadelesini verip ve en son o rahmetli olmadan birkaç ay önce ya da bir iki yıl önce ifade ettiği tarihsel veciz sözü bence bu ülkenin hem siyasi hem toplumsal hem de ahlaki tarihine geçmiş olarak işte ben Meriç Nehri'nde boğulmayacağım. Burada bu ülkede bağırarak öleceğim ve bunu neden onlar olanların belli kim oldukları bu çok değerli bir söz. Ruhu şad olsun. Huzur içinde uyusun. 1, 2, 3. KHK'lar gidecek. Biz kalacağız.